İzmir Yörükler Derneği'nin davetçisi olarak İzmir'e geldik. Zaten bizim derdimiz, yolumuz, kasadatımızın nalları yolda, İrsa'da çağrımız, biz yürürüz çünkü yürürüz dedik, çıktık yola. İzmir'de az sonra bütün Türkiye'den gelen Yörük Türkmen Beyleri, dernek başkanlarımız bir araya geleceğiz, konuşacağız, dertleri sıralayacağız, çareleri sıralayacağız, derde çare arayacağız. Doğu, batı, kuzey, güney, bu topraklarda yaşayan bütün milletimizle kucaklaşacağız. Ortak dertleri, sorunları belirleyeceğiz. Şimdi ilk başlarken bizim okuyanların, yazanlarımız da çoğalmaya başladı. Bu güzel bir şey. Çünkü kültürümüzü artık belgeliyoruz. Yazıyoruz, kaydalıyoruz. Milletimize doğru bilgileri vermeye çalışıyoruz. Değerli bir kardeşimiz var. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. İsmim Şahin Efe Yılmaz. Yaklaşık 6 yıldır Zeybeklik kültürüyle alakalı sosyal medyada çalışmalar yapıyoruz. Değerli yazarlar, hocalarımız, akademisyenlerin yardımlarıyla, katkılarıyla dergi, gazete, tarih bülteni ve internet ortamında da belgeseller üretmeye, kültürümüze faydalı olmaya çalışıyoruz. Şimdi efelik ruhu demişsiniz. Evet, bu nedir bu ruh? Bu efelik ruhu bizim burada ismini özellikle efelik ruhu koymamızdaki gaye, şimdi üzerine her zeybek kıyafeti giyerek sahneye çıkana efe denmeye başladı. Biz bunlara rahatsızız. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şimdi elbette ki çok önemli. Yani bu kültürün yaşatılması için sahne şovları da çok gerekli. Ancak bunun sadece sahne şovuyla kalmamasını istiyoruz. Tarihsel sürecinin bilinmesini istiyoruz. Okullarımızda işte folklor dernekleri gibi eğitim verilsin. Yani zeybek oynamayı bilmeyen gencimiz bir kere kalmasın. Bu ülkede genç kalmasın. Efeleri tanısınlar. Mesela Gördesli Makbule'yi kimse bilmiyor. Bugün buradaysak biz hayatımızı, yaşamamızı, varlığımızı, her şeyimizi onların yapmış olduğu fedakarlıklara borçluyuz. Bir kere şunu o zaman net koyalım. Körük çizme ile şapkanın arasında yürek, vatan sevgisi, millet sevgisi, aynen, canı verecek kadar, evet, olmalı. Evet. Yoksa şapka giymek, çarık giymek yetmeyer değilsen. Evet, aynen öyle hocam. Arada aynen yürek öyle olacak. Evet. Şimdi bizim buradaki asıl efelik ruhu dediğimiz 21. yüzyılda vatanına, milletine bağlı, milli ve manevi değerlerine bağlı, devletine karşı sorumluluklarının bilincinde, vergi çalmayan, vergisini ödeyen, işte ne bileyim sınıfındaki erkekse kızlara, kızsa erkeklere karşı işte genç yaşta kötü davranışlarda bulunmayan, ailesine karşı sorumluluklarının bilincinde olan, okuyan, üreten, donanımlı bir gençlik yetişsin, evet, ve haksızlığa karşı bir dakika kardeşim sen haksızsın diyebilen bir ruhu, yapıya sahip olsun. İşte bizim bahsettiğimiz efelik ruhu bu. Yani evet, açık, insan mert, olacak, yiğit, mert olacak. Evet. Evet. İslam'ın ahlakını, Türk'ün, evet, yiğitliğini alacak. Evet. İşte burada buradaki, evet, işte efelik ruhundan, evet, kastımız da budur yani. Evet. Gayemiz, evet, biz bunu gazete olarak tasarladık, çıkardık, evet, ama işin açıkçası çok fazla sahiplenilmedi. Bunu tarih bültenine çevirmeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi Gördesli Makbule Efe'yi, evet, tabi Gördesli, Sındırık o bölgelerde, evet, büyük mücadele vermiş. Tabi bu ülkenin kurtuluşunda Gazi Mustafa Atatürk var, silah arkadaşları var. Bunun yanında sivil halk var. Atatürk'le beraber mücadeleye giren Gördesli Makbule Efe, Aydınlık Çete Ayşe, Erzurum'un Kara Fatma. Yine erkeklerimiz de var. Yine Aydınlık Yörgal Efe, Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmamlar. Bunlar bu toplumun milli kahramanlarıdır aslında. Yani bu toprağın altında yatan bu toprakların manevi sahipleridir. Evet. Şimdi burada çizgi roman gibi yapmış. Çizgi roman, evet. Bu, evet, Gördesli Makbule ve Kahramanlar serisi aynı zamanda antropolog olan Suat Turgut hocamızın eserleridir. Evet. Biz de kendimizce dağıtımını, evet, ve tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çok çok önemli benim için. Bunun üzerinde biraz durmak istiyorum müsaade edersen hocam. Şimdi Gördesli Makbule'nin hikayesi hazindir ve çok önemlidir. İlkokul çağındaki, ortaokul çağındaki genç kız ya da erkek evlatlarımızı, yeğenlerimizi, kardeşlerimizi düşünerek söze girmek isterim. Şimdi odalarında Gördesli Makbule'nin bir posteri olsa ve Gördesli Makbule ile ilgili bir eser okuyarak büyüseler, hayata bakışları farklı olur. Ama ne var? Süpermen, örümcek adam,
posterleri, onlarla ilgili tişörtlerle büyüyorlar. Şimdi azıcık kızıyorsun da bu işe de. Bu şekilde evet. Yetişen bir gençliğin milli ve manevi duygulara sahip olmasını bekleyemeyiz. Evet. 20'li yaşlara geldiğinde, İnşallah. Uyuşturucu kullanmaya başladığında, Amerikan kültürüne hayran yaşamaya başladığında o çocuğa kızma hakkımız yok. Türk'ün töresine uyan milli hükümetler, inşallah bunlar ileride olacaktır. Evet. Öyle olmalıdır. Şimdi Zeybek Ateşi diye bir derginiz var. Zeybek Ateşi dergisi Tire Kültür Derneği'nin öncülüğünde başlatılmış bir etkinliğin yayına geçirilmiş halidir. Evet. Zeybek platformu oluşturuldu. Tabii Eğridere Köyü Gökçen Efe Derneği, işte Torbalı FM Derneği, Ege Zeybek Kültür Derneği, Araştırma Derneği gibi derneklerin bir araya gelerek katkı sunmasıyla ortaya çıkarıldı. Tabii ana fikir, ana tema ve bu derginin hazırlanma emeği Tire Kültür Derneği'nindir. Evet. Çok önemli. Yani içerisindeki bilgiler, bakın burada bilinmeyen bir şey vardı. Ben de bilmiyordum. Kırmızı Buğday Türküsü'nün mesela hikayesi var burada. Çok hazin bir hikaye, çok önemli bir hikaye. İşte bizim anlatmaya çalıştığımız bu biraz da. Yani sadece kostüm giyip ben Efe'yim demekle Efe olunmuyor. Önce bu ruha sahip olacağız, öğreneceğiz. Evet. Zeybek elbise giyip ister giyin ister elbise giymeyin. Yere diz çöktüğün zaman yeryüzü benim diyeceksiniz. Evet. El kaldığınız zaman gökyüzü benim diyeceksiniz. Dönerken birlik beraber anlatacaksınız. Yani Türk'ün hayali, ideali, yaşamı her şey var o Zeybeklik'te. Bu Zeybek oyunları sadece bu toprakta oynanmadı. 8 bin yıl önce Azerbaycan'ın Gobostan dağlarında da taşlara kazılmış Zeybek figürlerini görebilirsiniz. Bu Zeybek binlerce yıldır bu topraklarda var. Türk'ün geninde var, mayasında var. Yiğitlik, mertlik, inşallah bunlar değerli kardeşlerimiz sayesinde, Türk milletinin kültürünü unutmayanların sayesinde yaşayacak, yürüyecek. İnşallah. Çok sağ ol varım. Sen sağ ol hocam. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Zeybeklik kültürüyle alakalı araştırmalar yaparken 100 yıl ya da 150 yıl önceki kaynaklara ulaşamıyoruz. Evet. Bugün. Şimdi vademizde olduğunda biz de ruhumuzu sahibine teslim edeceğiz. Bu dünyadan ayrılacağız. Dünya var olduğu sürece, Türk milleti yeryüzünde var olduğu sürece Zeybeklik kültürüne de hayran olan bir gençlik var olacak mutlaka. Evet. Bundan 150 yıl sonra gençlik bir araştırma yaptığında kendisine kaynak üretmek için, onların çalışmalarına arşiv oluşturmak için uğraşıyoruz biz. Bütün gayemiz budur. Peki size insanlar nasıl ulaşacak? Sosyal medyadaki adresi? Efelik Ruhu isimli sayfadan bize ulaşabilirler. Facebook üzerinden ulaşabilirler. Kahramanlar.org'dan bize ulaşabilirler. Zeybekateşi.com'dan bize ulaşabilirler. İsim olarak vermek istemiyorum. Kişisel reklama girmesin diye. Şimdi bizim internete girdiğiniz zaman artık internete çok kullanıyoruz. Yörük deyin, Türkmen deyin, Efe deyin, Zeybek deyin, Kızan deyin. Türk'ün özünden gelen bütün hatları sıralan, orada çok şeyler göreceksiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. En güzel. Temsil eden en güzel yüzü konuşmasıyla, kıyafetleriyle Ramazan Kıvrak tam da 4-5 tane olmalı. Türk'ün özellikle de Yörük ve Türkmenlerin karakteri ve tabiatı her kesim tarafından iyi bilinir. 2000 yıldan daha fazla olan süredir bizler her şeye rağmen özümüzü, dilimizi, kültürümüzü ve değerimizi muhafaza ederek bugüne ulaşmayı başardık. Ancak bugünün şartları dünden çok farklı. Şimdi vakit Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörük ve Türkmenlerin birbirleriyle yakınlaşma ve kenetlenme vakti. Bunun için buluşma vakti, tanışma vakti, konuşma vakti, dayanışma ve çalışma vakti. Yaş 71. Bir gram uykum yok. Bursa'ya geldim. Araba kullandık, yorulduk. Bursa'dan bu tarafa da sağ olsun başkanımızla birlikte geldik. Buna rağmen hiç yorulmuyorum. Ramazan Kıvrak gibi her köşeye beni sürüyorlar. Ne yapayım? Beni genç görüyorlar herhalde. Efendim, benim bu güzel bir teklifim var. Osmanlı'da, ecdatta biliyorsunuz adet. Nedir? Aksaçlılar, aksakallılar değil mi efendim? Elhamdülillah aksakallarımızı oluşturduk. İllerdeki derneklerimiz, federasyonlarımız, konfederasyonlarımız gayretleriyle faal olan hanım kardeşlerimizin aksaçlılar
meclisinin de oluşması. Bu bir teklif. Benim naçizane teklifim. Bu ülkenin asli unsuru sizsiniz. Ben demiyorum. Diyorlar ki bütün araştırmacılar %89.9'u bu ülkenin ana dili Türkçe ve Türk'üm diyor. Ve bunlar da yürü Türkmenler. Anadolu Türklüğü %90'ı Oğuz. 24 bu. Ama bakın bir şeyin farkına varayım artık yürü Türkmenler. Deniyor ki bu ülkenin asli unsuru bizsek. Problemleri çok iyi biliyoruz. Barışı, kardeşliği, sevgiyi biz sağlıyorsak bu ülkenin yönetimleri talip olacaktır. Bu ülke bazılarının rahatsız eden sıkıntı da bu. Evet, bu güzel vatanda bütün insanlar hep sizin kardeşiniz. İzmir'de biz kurulduğumuzda 3 dernektik. Ve aktif değildi bu derneklerimizin birçoğu ve şu an aktif olarak sürekli çalışmaya ve 7 tane derneğe ulaştık. Ve sürekli de bu derneklerimiz çoğalmakta ve biz de bu derneklere elimizden geldiğince bizim yaşadığımız tecrübeleri, zorlukları ve iyilikleri anlatarak onların da daha çok etkinlik yapmasına, yani İzmir'de de her hafta, her ay daha düzgün, yani ufak etkinlikler değil, bütün Türkiye'yi kapsayan büyük etkinlikler yapmaları için uğraşıyoruz ve onlar için çabalıyoruz paylaşarak bilgilerimizi. Ben sürekli köyümü, toprağımı özledim. Çok sık gidemememe rağmen ama çalıştım. Emekliyim şu anda, özel sektörde çalıştım. Çalışırken sık gidemediğim için köyümün özlemini, yörük özlemini internet çok olmadığı için müzelerde araştırıyordum. Mesela bir atıyorum, ben düven derler bilirsiniz. O düğenin üstünde ben dedem beni oturtturdu çocukken. O dönmeleri özlemiştim. O tür şeyleri özlemiştim. Ve hep hayalim emekli olayım, araştırayım. Ben köyümü araştırdım. Evimin başındaki işte altını, işte giydiği, beline bağladığı şeyleri benim hep özümde bu vardı. Efendim, Bursa'da bir Nevruz kutladık, başladık. İki tane deli adam çıktı. Dedi ki şu bizim Yörük Türkmenleri bir toplayalım da bir Nevruz yapalım ya. Bu bizim bayramımız. Birileri ne kadar kendine mal etse de bu bizim özümüz. Şuradan bir başlayalım dedik. O zaman bütün Türkiye'deki Yörük Türk'ü bilebildiğimiz, ulaşabildiğimiz beyleri çağırdık. Gelenlerle de toplantı yaptık. Yörük Türkmen olarak şöyle bir arkamıza baktığımız zaman dünya kuruluşundan beri tarihi tertemiz olan, utanılacak hiçbir şeyi olmayan bir milletiz arkadaşlar. Bu kaç kişiye nasip olur? Bugüne kadar 4000 üzerinde köye gittim. 25 yıldır köy uğraşıyoruz. 200 geçim ilçeye gittim. Dağın taşını dolaştık. Oradaki dertleri, sevinçleri, beklentileri kitap haline getirdik. Şu anda baskıda herhalde 5-10 gün sonra çıkar. Yörük ve Türkmenlerin varlık mücadelesi. Şu anda biz bir mücadele veriyoruz. Varlık mücadelesi diyoruz. O mücadeleyi anlatıyoruz, hedeflerimizi koyuyoruz. Ülkem az önce başkanımız anlattı. Urfa'nın Suruç'ta Karacadağ kadar köy gitti. Dolaştık. %80 Türkmen. Bir yaşlı amca diyor ki biz Türkmeniz. Lakin fakirim diyor. Bir başka Yörük kocası tercümanla konuşuyoruz. Benim dedem, benim babam Türkçe konuşurdu, gelsin devlet bize Türkçe öğretsin diyoruz, diyor. Oradaki acıyı görüyorsunuz. Şırnak'ta, Urfa'da, Mardin'de, önümüzdeki iki ay içinde gideceğiz, 15 gün çalışma yapacağız. Sayılarımız çoğalsın diye, onun üzerinde o yöredeki öğrencileri, basın el kursunda okuyan, üniversite okuyan öğrenciler yanımıza alıyoruz. Beraber Urfa'nın, Mardin'in, Diyarbakır'ın köylerini dolaşacağız. Oradaki Türkmenlerle beraber olacağız, kültürü araştıracağız, ortaya belgeler koyacağız. Siyasete gelince, şunda hem fikirse, konuşmacılar da bahsetti, partide anlayacağız, her partiden bizi adam yerine koyan arkadaşları biz adam yerine koyacağız. Yani bunu yaparken de Yörük Türkmenlere hizmet edenler, aranızdaki insanlara, sadece Yörük'üz diyen değil, herkes Türk ama Türk'e hizmet etmiyorsa bir anlamı yok. Yörük Türkmenlerin öncülerinden
alın ter dökenlerden, damarlarına yörüklük işleyenlerden, yani ileriden geldiği zaman adam bir yörük geliyor, bir partilisi geliyor. Evveli yöreye sarılan adam lazım bize. Partisine sonra sarılan adam lazım. Makam mevkii sahibi insanları takip edin. Adam bir yere müdür atanacak, başhekim atanacak, ihale verecek, her ne verecekse. Şartlar, işi şartlarda. Eğer adam cemaatin adamını tercih ediyorsa o adam cemaatçıdır. Partinizin tercih ediyorsa partilidir. Yörüğü tercih ediyorsa o zaman yörüktür. İdareciler böyle partilidir. Bizim bir fikrimiz, düşüncemiz olmalı. Her partinin olduğu gibi bizim kendi fikrimiz var. Yürütmen davasının. Biz biliyoruz ki 2200 yıl önce Türk ordusu kuran Metehan toprak veremem demiştir. O milletin kökleridir. Bizim atalarımızın kanı, kemiği, eti toprak olmuştur. Öyleyse toprak atamızdır. Toprak çok kıymetlidir. Her yerde toprağın kıymetini bilenler olacağız. Zaten toprağın kıymetini bilmeyenler yanında olmak. Görüşü ne olursa arkasına zaten gitme. Bu topraklarda düşmanın denize döktük. Dökerken şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu, sağ kalanlar oldu. Bizler devlete karşı görevimizi yaptık diye köye keçi gütmeye, koyun gütmeye gittik. Yavuz Sultan Selim diyor ki, yatlar ve tatlar, Türk olmayanlar, dersizade yani hükümete ya makam ya mal uma gelir. Oğuzlar ise, yani sizlerin ataları ise ya can ya malvere gelir. Biz tarih boyunca devletimize canımızı, malımızı vermişiz. Başkaları makamı, malı almış. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Canımızı, malımızı verdiğimiz devletimizin makamına, malına, nimetine talip olacağız. Birileri bizim dağda çoban, tarlada çiftçi, fabrikada işçi, askerde er görmek istiyor. Şimdi yeni bir kampanyayla ya okuyacağız ya okutacağız. Çocuklarımız denizde kaptan, havada pilot, fabrikada mühendis, hastane doktor olacak. Bu ülkeyi yöneten olacağız. Eğer Türk yönetirse, yörük yönetirse ihanet azalır. Bu bile ülkenin kazancıdır. Türk, türkü söyleyecek, türkü dinleyecek. Kızlarımız anası, nenesi gibi oynayacak. Erkeklerimiz babası, dedesi gibi oynayacak. 8000 yıl önce Gobustan dağlarında, Azerbaycan'da taşlarda vardı, zeybekler vardı. O günden beri oynuyoruz. Yere diz vurduğun zaman yeryüzü benim diyecek. Eli kaldırdığı zaman gökyüzü benim diyecek. Oyunda oyunu böyle oynayacağız. Yani bıyan otu yemiş geçi gibi sakaramayacağız. Bunlara şölenlerimize dikkat edelim. Evet. Bizim iki Mustafa'mız var evde savunacağımız. Biri kadınları diri diri toprağa gömülükten kurtaran Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Diğeri de kadınlara yaşam hakkı veren, seçime hakkı veren, aynı zamanda Türklüğün kurtarıcısı. Sen Türkiye Cumhuriyeti kurmadı. Türklüğü de kurtardı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal. İki Mustafa kıymetli. Sağ olun, var olun. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerinizden aydınlık ve hürriyet sevdası eksik olmasın. Sağ olun. Boşuna nam yapmamış. Ramazan Kıvrak boş, Ramazan Kıvrak diye. Allah razı olsun. İzmir'de Oğuz boylarının şurasındayız. Doğu Batı buluşmasındayız. Sizi tanıyalım. Sındırgı Yörükler Derneği Başkanı Saim Akkuş. Bugün İzmir'de tüm Yörük kardeşlerimizle birlikte beraberlikte olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Yakın hele, o ses ettin geldin. Hemen sizin gibi hele güzel insanları görmek, evet. Böyle güzel ülkemin güzel insanlarını görmek bana çok mutluluk veriyor. Ben yeter ki böyle ülkemin bir sesinin duyulması, Toroslardaki bir kılçak
adının görülmesi, biz oradayız. Her zaman için oradayız. Teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Ben Antalya Yörük Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veli Tez. Antalya'dan buraya geldim. Ulu Veli, adama bak. Ense kilebi, göbek selebi. Bir de sen var, uçup gidersin, ona bak. Ne olacak bu iş? Biri yiyor, biri bakıyor. Türkiye'nin hali ne olacak? İyi değil Türkiye'nin hali şu anda. İnşallah düzelecek. İnşallah düzelecek yörüklerin. Evet. Seni tanıyalım. Recep Parlak, Sındır Yörükler Derneği 2. İsmim Nihat Kula. Evet. Ertuğrul Gazi Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanıyım. Neden buradayız? Neden bu dernekleri kurduk derseniz, geçmişle gelecek arasındaki kültürel zenginlikleri gelecek nesilleri aktarmak. Tarihin güzel dokusunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla bir araya geldik. Tabii herkes olaylara farklı bakıyor ama Yörük Türkmen gözüyle baktığımızda bugün Türkiye'mizde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını dolu dolu seyrediyoruz. Toroslu Yörük Türkmen Federasyonu'nun yeni başkanı Mustafa Küçük Yaman, neler söyleyeceksiniz? Valla bugün burada olma sebeplerimiz atalarımızın buradan Yunan'ı denize döktüğü bir ildeyiz. Bizim için önem arz etmekte. Bu bağlamda da biz de buralarda kurulan, ihtiyaç duyulacağını düşündüğümüz derneklerimiz kuruluyor. Biz de hasbelkader çulum ucundan tutmaya geldik. Bu çul bir çadıra dönüşecek. Çadır da inşallah geçmişte imparatorluğa dönüşmüş. Biz de bu serüvende, bu yolculukta bir ucundan tutmaya geldik. Sağ olun. Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durasan Koca ile beraberiz. Neler söyleyeceksiniz? Bugün yürütmen beyleri, başkanları bir aradayız. Teşekkür ederim Sayın Kıvrak.
Hele öncelikle zaten halinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü nerede bir Yörük Türkmen kültürü, nerede bir şenlik var, nerede bir panel var, siz oradasınız. Sağ olun. Bugünkü buradaki Yörük Türkmen beylerimizin bir arada olması, ülke gündeminin tartışılması güzel şeyler. Ama son zamanlarda maalesef çok üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Müslüman Türk milleti diyoruz. Fakat Türk'ün yok edilmek istendiği, Türk'ün ortadan kaldırılmak istediği bir dönemden geçiyoruz. Onun için biz konfederasyon olarak, derneklerimiz olarak, federasyonlarımız olarak, bu ülkenin asli unsuru olarak daha akıllı, daha işbirliği içerisinde olma durumundayız. Ve bizim sesimizi ilettiğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Akdeniz Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı İsmail Demirdüzen'le beraberiz. Bugün ta uzaklardan geldin buraya, İzmir'e, Efeler Diyarı'na, neler söyleyeceksiniz? Evet, bugün İzmir gerçekten Yörük Türkmenler için çok önemli. Az önce içeride Sayın Başkanımız Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk İzmir'den düşmanı denize döktük demişti. İnşallah biz de Yörük Türkmenler olarak, Yörük Türkmenlerin düşmanı bizim kendi nefsimiz, bizim kendi arkadaşlarımız. İnşallah biz bugün burada Akdeniz Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu temsilen katıldık. Oğuz Boyları Şurası'nda nefsimizi, benliği yenerek buradan ben, sen, ben yok, biz varız, biz de Türk milletiyiz diyerek çıkacağız. İnşallah Yörük Türkmenler birlik beraberlik içerisinde olduğu zaman Türk dünyası mutlu olacak. Yörük Türkmenler huzurlu olduğu zaman İslam dünyası huzurlu olacak. Yörük Türkmenler huzurlu olduğu zaman dünya insanlığı huzurlu olacak. İnşallah bugün güneş İzmir'den farklı doğacak. Buradan tüm izleyici kardeşlerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Çok sağ olun. Efendim, benim adım İrfan Tatlıoğlu. Bursa'nın Orhaneli ilçesinin de belediye başkanıyım aynı zamanda. Bizim orada Dörtdağ ilçesi dediğimiz ilçinde en büyük ilçesi olan Orhaneli'nin belediye başkanıyım. Türkiye'de 45 milyon nüfusuz. Bizim özelliklerimiz vatanı, milleti, dinini, diyanetini seven, bu vatan için pek çok şehit vermiş olan, mesela benim ilçem Çanakkale'de en çok şehit vermiş olan bir ilçe, bir ilçeyiz, bir toplumuz. Akrabalarımızı ziyarete geldik. Bu ülke için, bu vatan için ne yapabiliriz konuşuyoruz. İnşallah ülkemizi, vatanımızı daha ileriye seviyeye çekebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Akrabalarla beraber, bütün Yörük Türkmenlerle beraber ülkeye sahip çıkmaya, ülkenin değerlerini baş tacı etmeye de devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Bu toylarımız, düğünlerimiz, festivallerimiz, toplantılarımız sayesinde Hısımlık İrama ayıyor. Artık yaklaşıyor. Nail Akkeçi ismim. Balıkesir Oğuz Boylar Karası Yörük. Ulan Akkeçi. Akkeçi. Ulan valla tam Yörük adı. Belgeli. Evet. Karakeçi aşiretinin, ben de Akkeçili beyliğim, evet, dedim. Onları temsilen buradayım. Evet. Aynı zamanda dernek başkanıyım. Aksakallılar heyetinde üyesiyim. Evet. Sağ olsunlar, beni teveccüh ettiler. En küçük üyesi benim. Olsun. İnşallah bugünkü bu İzmir buluşmamız hayırlara vesile olur. Sağ ol. Temennimiz o Ramazan Bey. Efendim, Muharrem Seren, Kepsut, Balıkesir Kepsut Yörükler Derneği Başkanıyım. Öğretmenim, inşaat mühendisiyim ama şu an medya sektöründe çalışıyorum. Balıkesir Radyo Televizyon Basın Yayın AŞ Genel Müdürüyüm. Aynı zamanda yerel gazete çıkartıyoruz. Buradaki buluşma için... Her anda mücadele devam edecek. Yine buradaki buluşma çok güzel bir örgütlenme. Gerçekten Yörüklerin böyle bir buluşmaya yapmasına çok gurur duyduk bir Yörük olarak. Tabii ki bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel işlere imza atarız hep birlikte. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Adem Kır, Balıkesir Karesi Yörük Boyları Federasyon Başkanlığı yapıyorum. Ben de eğitmenim. Ben özellikle birkaç cümle söylemek istiyorum bugünkü toplantının. Buradaki toplantı bir ayrımcılık değil, tamamen bir birleştiricilik. Bir Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan birçok etnik grubun bir birlik halinde olduğunu belgelemek için birkaç cümle söylemek istiyorum. Biz Yörükler Oğuz boylarından gelen, yani aslı Türk olan, hepsi birer akraba aslında. Hepimiz birer akrabayız. Bunlar Balıkesirli, bunlar Kurtuluş Savaşı'nda, bunların ataları büyük mücadele vermiş.
Evet. Tarihimizde, kültürümüzde, dünyada ilk olan Balıkesir'de Zanos Paşa Camisi'nde vaaz veren evlatlarıyız. Biz Atatürk'ün Türk bayrağının sevdalıları insanlarıyız. Yörükler olarak işte burada böyleyiz. Çok sağ ol. Hep beraber. Teşekkür ederiz. Niyazi Çapa 30-40 yıldır bu davaya emek veren, hürmet eden, öncü olan, yaşını başına almış artık aksakallılar meclisinin önde gideni. Dünya tamamı kalmadı ama insanlar yaşlandıkça daha doğru konuşmak istiyor değil mi? Tabii. Çocukla yaşlıdan konuştuk mu daha doğruca. Evet. Çünkü dünya tamamı kalmar gayri, diş kesmeyer değil mi? Evet, doğru. Neler söyleyeceğim bugün için? Bugün İzmir'de yine tarihi bir gün yaşıyoruz. Ülkemin dört bucağından gelmiş Yörük Türkmen beyleri, Yörük Türkmen Konfederasyon, Federasyon Dernek Başkanlarının katılımlarıyla çok güzel bir gün geçiriyoruz. Öğleden evvel yapılan toplantıda dertlerimizi ortaya döküyoruz. Çareleri neler olabilir diye düşünüyoruz. Onlara çareler düşünüyoruz. İnşallah bu tür toplantılar artık nihayete erecek. Yani bir son noktaya bir iki toplantıdan sonra ortaya çıkacağız. Yeter! Yörük sırtından kurban kesmeye son! Buradan sesleniyorum bütün siyasi partilerin genel başkanlarına. Bundan sonra kolay kolay kurban kesemeyeceksin. Biz yok seni yok sayacağız, var seni var sayacağız. Var sayacağız. Çok kadar, sağ olun. O kadar. Size sağ olun. Sağ olun. Oğuz Boyları Şurası'nın sekreteriyle beraberiz. Kendisinin emeği büyük. Bugün İzmir Türkmen'de Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Gülcan'ın kayınvalidesi vefat ettiği için kendi gelemiyor. Yükün büyük çoğunluğu sırtlandı. Oğuz deyip geçmen Türk'ün atası kökü. Bir çınar ağacının kökü Oğuz'dur. Koca dalları üçoklar bozaklardır. Öteki dallar 24 boydur. Daha ufak dallarda kara geçir sargı sayarsak yapraklar da insanoğludur. Açar mevsimde gider ama çınar ağacı kalır. İşte o çınar ağacının adını alan Oğuz Boyları'nın şurasının genel sekreterini yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Önce şunu söyleyeyim. Bugünün en önemli kazancı senin konuşmandı. Evet. Samimiyetle söylüyorum. Duygularımızı, düşüncelerimizi kendi dilimizde, bizim kendi öz dilimizde, ağzımızla o kadar güzel söyledin ki ben onu tekrar tekrar dinleyeceğim, seyredeceğim ve keyif alacağım. Her şeyi sen bugün çok güzel özetledin. Evet. Şimdi onun üzerine ben zorlanıyorum aynı duyguları vermekte. Bugün şunu hissettim. Herkes donanımlı. Dışarıdan bizi zannettikleri, bizim de onlardan etkilenerek zannettiğimiz gibi boş, sıradan, kötü kelime kullanmak istemiyorum ama basit insanlar değil. Konuşmacıları dinledikçe başkalarının etkisiyle kendi özümüze haksızlık ettiğimizi fark ettim. Herkesin gönlü dolu, aklı dolu, zihni dolu. Bu meseleye herkes olumlu yaklaşıyor. Birilerinin bir elini birisiyle, bir elini birisiyle tutup iki eli birleştirmekten ve bu halkayı, bu zinciri genişletmekten başka üstümüze bir vazife kalmıyor. Bu insanlar bir araya geldiğinde çok güzel şeyler üreteceklerine inandım. Heyecanım ve bu konudaki motivasyonum çok arttı. Biz işlenmeye hazır hakikaten bir cevheriz. Başkalarının bizi işlemeye niyeti yok. Bizden istifade etmeye niyeti yok. Sen çok güzel bir şey söyledin. Bu memlekette şu kesim hakim olursa herkes rahat uyur. Çalmadan, çırpmadan, hıyanetten kimsenin korkusu olmaz. Bunu bile anlatabilmek çok büyük bir kazanç. Memlekete hizmet. O nedenle bu tür toplantılar mühim. Yeni yeni kesimler. Karadenizlilerle şimdi muhabbet ediyoruz. Orada inanılmaz bir heyecan var. Organize oluyorlar. İşte Doğu ve Güneydoğu'yla heyecanlandık. Güneş çarı sıktı mı? Çarıt ayağı sıkarmış. Milletin ayağı sıkıldı, çarı sıktı artık. Evet, bu ülkede bir varlık mücadelesi veriliyor. Evet. Devletini, bayrağını, cumhuriyetini, doğasını, hayvanı, insanı seven yörükler gözünden bir şey kaçmıyor. Değerli izleyiciler, Yörük Türkmenler susar da neden sustuğunu size anlatayım.
Adamı ağızlaşmadan küçük dilini görür. Karanlıkta karagoyunu görür. Akdağ'da yılanın geviş getirdiğini bilir. Susar. Ama biri konuşursa gök gürler, yer yarılır, deniz daşar. Evet. Çok güzel. Geriye bir tek şey kaldı. Son sözümüz o olsun. Evet. Bu ayağa kalkmış, bu heyecanlanmış insanlara sadece bir istikamet göstermeye kaldı. Evet. Bu istikamete doğru gideceğiz ve şuraya varmak istiyoruz diyeceğiz. Sıra ona gelecek. O istikamette mutlaka milletimizin, devletimizin hayırlı olacaktır. Kesinlikle. Çünkü bizde ihanet kültürü asla yok. Kesinlikle. Biz şeye inanırız. Biz ne yaparsak milletimizin, devletimizin hayırlı olacaktır. Bizim düsturumuz hep kapının önünü ben temiz tutayım, memleketin her yeri temiz olsun. Ben temiz durayım, herkes benden esinlenerek temiz, namuslu, dürüst, güvenilir olsun. Evet. Başka bir şeyimiz, kaygımız yok. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Sağ olun. Kurtuluş mücadelesinin verildiği en merkezi yerde. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Altay Bolvedi'nde bir eve de gittim. Yani evde savaş planları yaptığı yerde 7 tane alayın, 7 neslin savaşa gittiği yer var. Bolvedi'nde biliyorsunuz belki. Muharrem Bayar hocama da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın verildiği merkezden Afyon'dan dostlarımız gelmiş. Sizi tanıyalım. Afyon Karahisar, Ertuğrul Gazi Yörükler ve Türkmenler Dernek Başkanı Osman Taşpınar. Bugün için neler söyleyeceksin? Bu tür toplantılar her zaman yapılmalı. Bizim Yörük varlığımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan şeyler. Evet. Ama birlik beraberliği de sağlamalıyız her platformda. Evet. Bizi tanıyalım. Mehmet Ali Danışman, Ege Bölgesi Afyon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanıyım. Tabii her ne kadar bizim derneğimizin başında Yörük ifadesi yer almıyorsa da sağ olsun tüm Yörük ve Türkmenler her türlü etkinliğinde bizleri davet ediyorlar. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Evet. Türkiye'nin komşularıyla bir şekilde komşu ya da Türkiye'den, bugünkü Türkiye'den uzakta kalmış Türklerle arasının engellerle kesilmesine rağmen işte Türk Cumhuriyetlerinin Rusya tarafından, Balkanların Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Yunanistan tarafından, Kerkük Türkmenlerinin bugünkü kukla devlet dediğimiz Irak tarafından kesilmesine rağmen yurt içindeki böyle bir birliğin oluşması ve bu birliğin gün geçtikçe özgün belliğine kavuşması gerçekten onur verici, gurur verici. Bunun devamını da bekliyoruz ve yapacağız hep beraber. Ülkenin her tarafından yanan Türklük ateşi İzmir'de de yandı. Şakir Başkanımız Altıntaş yine Afyon'dan geldi. Derneğin adını. Afyon Karahisar Oğuz Boyu Yörükler Türkmenler Derneği. Şakir Altıntaş söylediğiniz gibi. Oğlum, boyun kısa mı? Yürek mangal gibi sen. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Şimdi bu geliştirilen Oğuz Beyleri Şurası ve bütün Türkiye'deki Yörük Türkmen Derneklerinin, federasyonlarının bir arada buluşması gerçekten sizlerin sayesinde oluşan bu oluşum çok güzel bir oluşum. Orta ve uzun vadede bu çalışmaların asla kesintisiz devam etmesi lazım. Artık Yörük Türkmen Dernek Başkanları, Federasyon Başkanları ben demekten çıkıp biz demeyi öğrenmeliyiz. Bu yurdun asil insanları olarak birlik beraberliğimizi derhal pekiştirmeliyiz. Ben Konya Yörükleri Derneği Başkanı Yusuf Yılmaz. Mevlana şehrinden geliyorsun. Bugün neler söyleyeceksin bugün için? Efendim Mevlana'dan başladığına göre önce sevgi, birbirimizi çok sevmek, hoşgörü ve saygıyı sizlere söylemek isterim. Mevlana kim olursan ol gel demiş. Biz de Yörük Türkmen olarak çadırımızın kapısını açtık. Kapı yok. Çadırı büyük tuttuk. Herkes gelebilir. Evet. Tanıyalım. Meryem Pişkinkaya. İzmir Yörükler Derneği Kadın Kolları Başkanıyım. Bugün ev sahibisiniz. Evet. Cümleten hoş geldiniz büyüklerim, başkanlarım. İyi ki İzmir Yörükler Derneği'm. İyi ki İzmir Yörük'üm. Sizleri tanıdım. Evet. Bugün bu toplantı. Kardeşlerimiz bir araya geldi. Evet. Bacısının yanına geldi. Evet. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Bizim için kadın kıymetlidir. Çünkü devletleri erkekler, milletleri kadın yaşatır. Bu topraklarda Kurtuluş Savaşı'nda Yörük Alefe neyse, Antep'te Şahin Bey neyse, Maraş Cumam neyse, Gördes'te Makbule Hanım aynıdır. Aydın'da Çete Ayşe aynıdır. Erzurum'da Karafatma aynıdır. İşte Yörük kadınlarından bir tanesi
aramızda. Merhaba, merhaba, hoş geldiniz Ramazan Bey. Önce öyle diyeyim, Oğuz Boylar'ın 11. şurasını bugün İzmir'de gerçekleştiriyoruz. Çok güzel geçiyor, radikal kararlar alıyoruz. Ülke gündemi nedeniyle daha çok çoğalıyoruz, birikiyoruz, toplanıyoruz. Biraz bizler toplum olarak daha güzel şeylere imzalar atacağız. Durmayacağız. Analar kesinlikle boş durmayacak. Kesinlikle kadınlarımıza buradan özellikle sesleniyorum. Yani Kara Fatmalar Yörükler'den çıktı. Bizler de her birimiz birer Kara Fatma olacağız. Değerli izleyiciler, dostlarımız çok. Ama biri var ki Kütahya'dan, boyuna bakmayın, ciğerine bakın. Ciğeri görükmediği için, yüreği görükmediği için bilemeyebilirsiniz. Hasan Hüseyin Namaz adıyla şanıyla Yörük Türkmenler Derneği Başkanı. Neler söyleyeceğim bugün? Bu kurultayımız tüm Yörük ve Türkmenler adına hayırlı uğurlu olsun. Böyle kurultayın Türkiye genelinde 80 ile yayılmasını ve birlik beraberliğin olmasını diliyorum. Herkese saygıla sunuyorum. Fethi Yörük Türkmen Derneği yöneticilerinden Enver Çatar'la beraberiz. Kendisi Türk Halk Müziği sanatçısı. Bugün toyda, düğünde, kurultayda kendisi aramızda. Neler söyleyeceksin? Vallahi Yörük Türkmen kültürünün yayılması için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bundan sonra bu tür organizasyonlar daha sık yapılır ve daha iri, daha diri, daha güçlü oluruz. Mehmet Özer, Marmara Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu başkanıyım. 18 senedir bu kültüre hizmet verdik. Evet. Çok sayıda Yörük Türkmen kardeşimizi tanıdık ve eğitimlerine de katkıda bulunduk. Bugün İzmir Buca'dayız. Buca Halk Evi'nde Aksakallılar'ın bir toplantısı vardı. Aksakallıların sekreteryası Fahrettin Bey ve bizim Ege'deki Yörük Türkmen kardeşlerimizin davetiyle buraya geldik. Bir sekreteryamız çalışmalarına devam ediyor. Öğleden evvel tanışma merasimi yapıldı. Öğleden sonra da aramızdaki Türkiye'de yörüklerin yaşayış biçimi, yaşadıkları sıkıntılar, dününü ve bugününü tartışıp gelecek projelerimizde neler yapabiliriz zi konuşacağız. Aydın Efeler Yörük Türkmen Derneği Başkanı Muhsin Aydoğdu ile beraberiz. Onu ZB Gönlük'e yere diz vurarken, göğe el kaldırırken hep görürsünüz. Neler söyleyeceksin bugün? Bugün Aydın'da çok İzmir'de çok güzel şeyler oldu inşallah. Bütün Yörük Federasyonları, dernek başkanları hep buradaydı. Güzel konular değinildi. Bir kere sen Hint'e az konuş. Niye biliyor musun? Babuş burnundan insan ağzına sıkırdı. Sende diş kalmamış hala. Diş kalmadı. Dişler tamir oluyor. Kocadık var ya. Dişler tamir edelim. Gene uzun uzun konuşacağız, konuşacağız inşallah. Hem oynayacağız Zeybek inşallah, hem oyunlarını. Çok sağ ol varol. Siz sağ olun. Değerli izleyiciler, Osmaniye'den ve civarındaki bütün illeri, ilçelerde çağrının sicimleri kalmış, daha da seyitmiş, Türkiye'de nam salmış, Yörük Türkmen diyarında Bestan Merdem'le beraber neler söyleyeceksin? Efendim, bizim anahtarımız sevgi olduğu için Doğu ve Güneydoğu'daki akrabalarımızla buluştuk. Belki insanların parayla bile yapamayacağı bir şeyi biz o sevgi anahtarıyla açtık. Allah nasip ederse 12. toplantımızı da orada yakın bir ilde yaptığımızda hiç kimsenin aklına ve hayaline sığmayacak doğudaki o güzel kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Sevgi alıp sevgi vereceğiz. Tabii, bizim anahtarımız sevgi.